tabii. Fenerbahçe evet. şimdi bir oyuncu getirdi değil mi? Falet. Evet. E çok mu üst seviyede oynayan bir oyuncu mu getirdi? Değil. Sarakçı oynamıyor. da oynamıyor. Saratçı da oynamıyor. Onyekuru da, yok. Oyn Doğru da oynamıyor. Oynamayan oyuncu getireceksin Oynakır'da. zaten. Kimi getireceksin başka? Zaten işte o esas tartışılması gereken o. Şu anda yabancı transferinde bizim bütün takımlarımızın kovaladığı oyuncular. Hiç lafı eveleyip gevelemeye gerek yok. Buna Galatasaray da dahil. Fener de dahil. Beşiktaş yapacaksa Beşiktaş da dahil. Kulüplerinde oynayamayan kiralık olarak ben Fenerbahçe gelsin, olsam alırdım. Gelsin, abi. Hiç olmazsa oyuncu. Gitsin başka bir takımda oynasın <laughs> kendine gelsin bana geri dönsün gibi bakış açısıyla oyuncular takip ediliyor. Buna işte Falet de dahil, e, Saratçı da dahil, Onyekur da dahil. Nakatomo'ya ne dersin Fenerbahçe? Niye? Ha, ya, şimdi bak Belki gelse Fenerbahçe'de 11 oynar. O açıdan, çok... ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam Nagatomo'yu alırdım. Ama şu anda sen Fenerbahçe'nin sol beki olarak bir yıldır taraftar sol bek bekliyorken Fenerbahçe'nin sol beki olarak Galatasaray'ın istemediği Nagatomo'yu aldık dediğin anda şimdi yönetimler de bunları hesap ediyor tabii ki. Bugün Komoli'ye çok hani tabii atlıyoruz konudan konuya ama Galatasaray'ı konuşacağız. Ee, devam ediyoruz yani Galatasaray. Kusura bakma o da yani, çok var Serdar Aziz'de kompleks yapmıyorsun, Tolga Ciğerci'de... Galatasaray kompleksiyle alakası tamam da yok. Tamam Serdar Aziz'de kompleks yok, Tolga Ciğerci'de kompleks yok, Serdar Aziz, yok. Galatasaray Geri Rodriguez'de kompleks yok. Ben açıkçası yani Nagatomo bunların hepsinden i̇kisinden, daha hazır bir oyuncu. İkisinden, bu saydığım isimlerle Nagatomo farklı. Şu anda Nagatomo performans olarak Galatasaray'ın sezonun ilk yarısındaki eleştirilen... 3-5 tane oyuncu tam Takım bir... kötü ya. Nagatomo kötü tamam. de önünde Babel var ne bileyim. Yani Takımın orta kötü olmasının orta sebeplerinden bir değil. tanesi kardeşim Nagat Nagatomo. Nagatomo. Öyle değil mi? Nagatomo'yu bu hale düşüren kendisi değil ya. Önündekiler ya. Nagatomo Mesela kadar da, kötü bir adam değildi. Onya e, Onyakuru'yla çok iyi bir sinerji yakalamıştı Tabii hatırlam. Ki. Bu arada Nagatomo herhalde İtalya'ya gidiyormuş. Babam, öyle bir, babam öyle babam bir, şey, bir şey, hikaye var. var. Yani o yüzden Fenerbahçe'ye gelirse yani adı bile geçmiyor da şu an sorduğunuz için yok, söylüyorum. Yok, o Nevzat'ın fikri. O yönetim yönetim falan ondan hesabını yapar. Yani o gelecek tepkileri vesaire. E, o yüzden çok mantıklı değil. Ha, şunu söylüyorum performans olarak. Belki gelse Fenerbahçe'de 11 oynar. O ayrı bir şey. Ben sana bir söyleyeyim mi? Vallahi bugün göz sepeti iki tane kadro haberi okudum değil mi? Eren yok, Yasin Öztekin. Direkt hemhalde Fenerbahçe olacak. Çünkü Galatasaray'ın eskilerin hepsini aldılar ya. Ya Dedim, ne merak... alakası var ya? Hayır hayır Allah. ya. ya hemen sonuçta, Türkiye oynamaya başlıyor. Sonuçta hemen. bilinen oyuncular Yok, bunlar. Yok canım görüşünü belirtiyor. Hemen bunlar türü... bilinen oyuncular. Ya bu şimdi Ersun, ne yapıyor musun? Ersun, bir saniye. Galatasaray'ın eskilerini Fenerbahçe'ye alıyor. Volkan, Volkan hayır. Abi, ne alakası ben mantık çerçevesinde çerçevesi Sen mi? Geri Rodriguez'i İstersen... 10 milyon euroya sattın. 10 milyon dolara sattın doğru mu? Geri Rodriguez değersiz İstersen... bir oyuncu abi? 10 milyon dolara satılmış. Demedi ki ben Serdar Aziz çok iyi oyuncu. Tolga Ciğerci de bana göre çok iyi Şu oyuncu. Şu an Serdar Aziz Galatasaray'da 11 oynar mı oynamaz mı? bence oynar. Çok net oynar. Serdar Çok oynar. net oynar. Fatih sana, Fatih Hoca'nın takımında biraz. Sana oynar. şöyle söyleyeyim. Sana yani şöyle söyleyeyim. Diyor, Bu oyuncuları Fenerbahçe'nin neden aldığını değil ve Galatasaray'ın neden bıraktığını sorgulaman lazım bence. Ya bence e, Tolga oyuncuların Ciğerci, oyuncuların performansı ile ilgili bir soru işareti yoktu. Hocayla sağlık ekibi vesaire bir takım problemler oluyor. yoksa oyuncuların performansı ile alakalı bence bir problem yoktu ki. Tolga faydalı bir oyuncuydu. Serdar iyi bir oyuncuydu ya da ne bileyim gel Rodriguez'i zaten satmışsın ama ben bugün Göztepe'deki iki tane kadro dışı haberini görünce bunu kompleks olarak algılama yani gidip Galatasaray'ın eskisini almanın <laughs> bir şey yok ki bir sıkıntı yaratacak bir durum yok. Belki sende faydalı olacak. Yok ya. Bir alternatif olacak. Yasin istedi olacak. geçen sene. Yasin istedi, istedi mi? İstedi. Yasin, Yasin istedi. istedi abi. Ya bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Geçen ben, sene değil mi? Yazın. Hayır, Nevzat'ın söyleyiş tarzı başka onun yok. ama... Yok yok, amacım onun, şey amacı değildi. farklı ama değildi. sana şunu yok, söyleyeyim. Değildi. Bak, beni hazır, oyuncuysa, hazır oyuncuysa, hazır oyuncuysa Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u yok bu işin. Hazır oyuncuysa alırsın takımına. Bunda ne var ki? Şimdi Tolga Ciğerci Fenerbahçe'de, Fenerbahçe taraftarının bir mutsuzluğu var mı oyuncu ile ilgili? Çıkıyor, aslan gibi mücadele ediyor şey yaptığı zaman. Galatasaray'dan geldi diye adam Fener formasını giyince oynamayacak Bu adamlar profesyonel düşünüyorum adamlar. Düşünüyorum mesela beraber. Fenerbahçe'de o kısmı, de Galatasaray'ın şey alabileceği belki Fenerbahçe'de de oyuncu var. Vardı. Fenerbahçe'de çok olmamıştır. Var. Ee, Fatih Terim bir şekilde ondan bir şey bulur. Çok var. Faydalanabileceği oyuncular da i̇şte olabilir. İşte şeyi Onyekuru'yu alacak diye Geyirhoz almadı mesela. Galatasaray biliyorsun. Geri Rodriguez'i o yüzden Fenerbahçe'yi tercih etti. Normalde eski takımına gitmek istiyordu. Geri Rodriguez'in zaten menajerini ilk önerdiği şey Galatasaray'dı. Fatih Hoca istemedi. Bu yaz dönemi için söylüyorsun. İşte Onyekuru'yu beklediği için Geri Rodriguez şu an Fenerbahçe'ye transfer oldu. O daha çok Babel'den oldu. Vedat'ı zaten Galatasaray'la Fenerbahçe Onyekuru'dan ziyade Babel transferi nedeniyle olmadı o iş. Yani Hoca Babel'i istedi. Zaten istediği oyunculardı Galatasaray'ın bunlar anladın mı? Vedat'ı zaten istiyordu Fatih Hoca. Yani Fenerbahçe'nin zaten istiyordu. Vedat konusunda bahsediyorum ben. Galatasaray tarihinin son yıllar bak e, biz de son yıllarını hep takip ettik Galatasaray'ın. Bana göre Galatasaray tarihinin son yıllardaki en sıkıntılı işlerinden bir tanesidir. birçok doğru kararda alkışladıysak Vedat Muric konusunda da ben Galatasaray Yönetimini eleştiriyorum. Bakın Galatasaray de, e, Vedat Muric bizim için ederi budur dedi. Bundan daha fazla etmez. Aslında Galatasaray Vedat alabilirdi. Fenerbahçe çok biraz daha, daha fazla. Çünkü Fenerbahçe hatırlarsan Alspor'da ben Mart'ta Vedat Fenerbahçe olabilir demiştim. Dediğimde demişti. E, açıkçası evet Fenerbahçe o dönem temasa geçmiş ama daha sonra Fenerbahçe bilgisini kesmişti. Daha sonra oyuncu Galatasaray yeni önlemine geldi. Ama onun 2 yani. ay öncesinde Ocak döneminde Galatasaray Vedat'ı beğenmedi, almadı. İstese 1 milyon euroya alabiliyordu Ocak'ta. Fenerbahçe de istedi. O, Ocak, Ocak döneminde. Alamadı. Fenerbahçe 1 milyon alamadı. euro. 1 milyon euroya almadılar. Dolayısıyla bunu ben şey olsun niye değil. Hakikaten bugün Göztepe'deki iki kadro dışı haberini. Çünkü bu ligde artık ben işte bu ligin ağasıyım, parası, işte para babasıyım. Ama Böyle yani. bir zihniyet yok. Haklısın. Mantık Hı. çerçevesinde kulübeni zenginleştirmek için Eren derdi yok. Kötü forvet mi Allah, Allah aşkına? Eren yok. kötü oyuncu mu? Abi, Seyirin yok, nevzat. yok, yok abi adam ortada yok. Oynamadı yani. Galatasaray'da da oynamadı. oynamadı abi Göztepe'nin kadrosu da bu arada iyi ha. İyi kadrosu. İyi sıkıntı, kadro. Tabii. İyi. Ama işte orada yani o sıkıntı yaşandı. Sıkıntı Oynatmadım. İlan İlhan Hoca bir de çok şey yapmadı. Yani Yasin falan Zaten oynadı. koşan oyuncu ister yani. Böyle statik bekleyen oyuncu Son ister. Son Göztepe'yi Sivas deplasmanında görmedin mi abi. abi? O takıma Göztepe gibi takıma savunma yapmayı öğretti ya İlhan evet, Hoca. Evet evet evet. Bayağı yani öyle. sonuç itibariyle şey de olabilir yani bu sadece Fenerbahçe o tabii ki öyle bir gündem yok olsa Volkan'ın da haberi olur. Hamza Hoca bence şey yapmaz Yasin'i falan kaçırmaz yani şu an beyin jimnastiği yapıyoruz. O gençler bile olabilir Yasin mesela. Yasin'i yeniden olabilir. Yasin'i yeniden ayağa kaldıran hocadır Hamza Hoca. Hamza Hoca sever çünkü Yasin'i. Gençler Birliği'nde de iş yapar. Ben Gençler Birliği'nde iyi bir çıkış yakaladı. Aynen öyle. Yani Galatasaray'da Taraftar transferden ne umutlu ne umutsuz bence. Ben size söylüyorum, Galatasaray taraftarının burada kimseye ben bir kere hayal satmıyorum. Umut satmıyorum. Benim gözlemim şu. Ben bütün Türkiye ligindeki transfer hareketliliğine baktığımda şu ortamda Galatasaray'dan daha fazla sağa sola saldıran, transfer yapan, oyuncu getiren, oyuncu satmaya çalışan böyle bir yoğun trafiği ben hiçbir yerde görmedim. Onu söyleyeyim. Tabii Galatasaray, Şu en hareketli, takım Galatasaray en hareketli e, kulüp Galatasaray ve çok e, böyle panik havası da yok baktım Normalde böyle dönemlerde bir panik havası olur. Geçen sene e, panikle zaten son dakikada Cagne, mitrolunu almışsın tamam uyudu ama marka o transferleri var. Böyle bir sıkıntılar Şimdi, da var. Sosyal medyada yer almıştı. Kayseri Spor, Durmazla Durmaz da anlaştı diye. Kayseri Spor tarafı yalanladı. Şu anda e, herhangi bir görüşme yok. As, e, Onun, bütle, is, is. Bana menajerinden bilgi geldi. Görüşme var. Jimmy e, gitmedi. Yani, bilmiyorum. Hayır şey. <laughs> hayır bana bana diyor. mesaj geldi bak. Abi, senin yalanlama Sana mes ya Vay, Bana Oyuncunun menajerinden geldim, mesaj doğru. geldi. Kayseri tarafı herhangi bir şekilde bir görüşme yapmadık şeklinde gelen mesaj. Yani resmi bir mesaj geldi. Yetkili birisinden aldım hı hı. Kayseri Spor Kulümüne. Yani hani Jimmy Durmaz'ı konuştuk ya. Jimmy e, Kayseri Spor'a kendisi gitmedi onu söyleyeyim. Onu bilmiyorum. Emre Mor? Emre Mor bugün antrenmandaydı. Emre hmm. Mor'un zaten Çok. Kayseri'de herhalde. Emre Yok Mor Kayseri'den bahsetmiyorum ya. Devam edecek mi Galatasaray'da? Yani şu an devam ediyor gibi gözüküyor ama ee, Emre Mor'un e, İngiltere'de En Z'yi de bence affedecekler. E, ben Enzon en Z'yi affedeceğine inanmıyorum. Bir kere Fatih Terim'e sen o gideri yapıyorsun. Fatih Hoca'nın ama açıklaması sanki fark bana ediyor, öyle bir hiç şey fark verdi. Etmez. Sen gider yapacaksın. Ondan sonra otorite problemi ortaya çıkar. Yarın öbürsü gün diğer futbolcular da ...başka şekilde problem çıkarlar. Kapalı Yoksa kapılar ardında... ...yine seçim konuşuluyor mu Galatasaray'da Nevzat? Kapalı kapılar ardında değil aslında. Yani çok açık bir şekilde Galatasaray camiasında seçim gündemi var. Ama e, tabii ki mahkemelerin sürekli e, farklı farklı kararları var. Yönetimin son açıklamasına göre de herhangi bir problem yok. Normalde son bazı tedbirlerin kaldırılması... ...denetim kurulu tedbirinin kaldırılması direkt Galatasaray'da seçim olacak şeklinde yorumlandı. Ama e, yönetim de, kulüp de şu an açıklama yapıyor. Hayır böyle bir şey yok. Bana göre yani şimdi bütün bunlar esas mahkeme önemli. Bu Fenerbahçe'nin şey hikayesine döndü. İşte 11 Temmuz işte kimin e, 2011 daha 3 Temmuz daha doğrusu o süreç bir türlü Yargıtay'dan sürekli bir, bir takım farklı farklı kararlar çıkıyor ya. Galatasaray'ın da bu seçim muhabbetinde 11 Şubat önemli. 11 Şubat'taki esas kararı beklemek lazım. Hı hı.